Adana'ya son noktayı koymaya geldik yine. 2 gündür iyice kafamızı başımızı ağrıttılar. Biz de gözlerimizi patlattık yine sabaha kadar çalıştık. Acaba ne yapabiliriz artık daha nasıl anlatabiliriz diye. Şuranın durumunu bir anlatacağım size şimdi tekrardan. Yani dün neydi, bugün neydi fikrimiz bir göz gezdirelim. Olan depremlerin enlemine, boylamına, açıklığına ve uzunluğuna kadar hepsini de yazdım buraya. Arkadaşlar, şimdi bizim 7.10'da 8'lik ve 7.10'da 6'lık depremlerimiz vardı değil mi? Burada sola doğru bir hareket, bloğun hareketi, burada da yine aynı şekilde sola doğru bir hareket vardı. Bu hareket sonucu, yani Adana bloğu bu şekilde sola doğru dönmeye çalışırken bu kısma, ya şu karşı blok hareket etti, öyle söyleyelim daha rahat anlayacaksınız. Çünkü artçı yoğunluğunun biz burada olduğunu biliyoruz. Burada daha az olduğu için karşı bloğun hareket ettiğini söyleyebiliriz. Bu buraya doğru baskı yaptıktan sonra ne oldu? Buradaki deprem, yani buradaki atım ve aynı zamanda burası da sola doğru. Şurada da Nur Hak var, buraya çizmedim. Burası da işte Pazarcık depremi, Narlı. Burada da sola doğru bir atım olduğu zaman ne oldu? Buradaki blok, buradaki diğer fayların üzerine bir gerilim aktardı. Bu gerilim aktarması sonucu ne oldu? Şu küçük küçük gördükleriniz dörtlük depremler arkadaşlar. Bu son olan beşlik depremin, Kozan'daki depremin 27 Ekim'deki merkezinin olduğu yerde dörtlük depremler şunlar. Bir de bizim 5,5'luk depremimiz vardı geçen sene hatırlayın aynı yerde. Yani bu şu 5 şunun artısı gibi düşünebilirsiniz. Videoyu çok uzatmayacağım. Kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Biz burada ne bekleriz? Ya Sedat'a gel Serkan ölecek miyiz kalacak mıyız? Arkadaşlar buradaki fayımızın uzunluğu ortalama 20 kilometrelik bir fay haritasında olmayan bir kırığımız var. Ve bu kırığın 1700 metre kadar bir açıklığı var. Koordinatları enlemi 37.658. Buradan kendiniz de bakabilirsiniz. Bulabilirseniz. Boylama 35.912'den başlıyor. Ve şuraya kadar geldiği yerden bahsediyorum. 37.649 ve 35.949 boylamına kadar bakabilirsiniz. Burada fayın açıklığı, fay aynası her şeyi ben buradayım diyor. Bağıra bağıra gösteriyor. Arkadaşlar bu depremlerin en üstü yani boyuna bakacak olursak yani 5-8'leri bulabilecek bir deprem üretebilirdi. Burada zaten deşarj oluyor 5,5'luk 5'lik depremlerle. 6'lık bir deprem üretecek bir fayda da 5,5'luk depremler orada bir hayli bir enerji boşaltmıştır. Ama 7'lik üretecek bir yerde 5,5'luk depremler hiçbir şeydir arkadaşlar. Ondan yüzlerce, binlerce demeyelim, yüzlerce gereklidir. Bakın ya bir 7'lik depremle bir 6'lık deprem arasında çok fark var arkadaşlar. Ya bu farkları anlattık daha önce de. Şimdi biz burada ortalama 3 kilometre ile 8 kilometre arasında, kilometre kare arasında bir yerin hareket ettiğini, daha önceki depremlerde de yine aynı şekilde 5,5 depremde de kilometre kareden bahsediyorum arkadaşlar. Kilometreden değil, bak kilometre kareden alandan bahsediyorum. Burada bir enerji transferi vardı ve yavaş yavaş burada atılıyor. Tabii bunun sahin belli olma ihtimali de vardı çünkü buraya doğru bir atım vardı ve sahin belli çalışmadı. Bizim Göksun, Savrum fayımızın güney kolu arkadaşlar. Burası kilitli vaziyette. Evet buradan biraz korkuyoruz. Şimdi bakın cımbızlamayın. Rica ediyorum cımbızlamayın. Buradan korkuyoruz. Niye korkuyoruz? Çünkü buraya da çalıştı. Bir sürü artçı da geldi buradan. Ama burada herhangi bir şey yok. Ya buradaki bloğun, Adana bloğunun sola doğru dönmesiyle buranın çalışması lazımdı. Kilitlendi. Bu kilitlendikten sonra burada herhangi bir artçı onu da yaşamadık. Ve bunları biz yaşadığımız zaman yarın bizim mutlaka fikrimiz değişecek. Buradaki depremselliğin, buradaki hareket durumuna göre işte birçok neden var. Bunları tek tek anlatmayayım. Bugünkü fikrimiz burada farklıysa yarın da farklı olabilir. Buradaki duruma göre hareket edeceğiz. Ama son depremde herhangi bir şey yok. Eskiden ne dediysek aynısı. Herhangi bir fark yok. Daha önce de aynı yeri söyledik. Burada bu depremler gelir. Tamam mı arkadaşlar? 871 metreden başlıyor. 570'e hatta 450'ye kadar inen rakım var. Bu rakımda karşılıklı ben faylarına her şeyi ne kadar ölçtüm arkadaşlar. Coğrafi konumlama sistemleriyle. Yani buradaki fayımızın üretebileceği deprem büyüklüğü maksimum 5.10'da 8. Yani 6'yı bulacak bir deprem çok çok zor üretir. Ama bizim burada, biz daha önce burası için en fazla 6 üretir diyebiliyorduk. Ama şimdi buradaki sitesi de göz önüne alırsak, burada 6.10'daki hatta hepsi birden burada çünkü hala birikmiş, yırtılmış olsa da hala birikmiş bir yoğunluğumuz var. Burada yine 5'ler 5.5'lar gelecek. Yani aynı anda çalışması ihtimaliyle 6 6.5'ların arasında bir deprem üretebileceğini söyleyebiliriz. 35 kilometrelik bir kırılmayan alandan bahsediyoruz arkadaşlar. Ha şu anda öyle bir durum var mı Savrun için? Yok. Eğer bir durum olsa zaten sizleri bilgilendiririz. Korkmaya milletin galayanına doğrultusuna gelmeye gerek yok. Biz bu depremleri yaşayacağız. Özellikle Adana çevresi, Hatay, Kahramanmaraş, evet 5'ler, 5,5'lar, 6'lara varabilecek depremlerimiz gelecek. Ya dündü, bugün bugündü ve görüşlerimiz de aynı arkadaşlar. Dün neyse bugün de aynı. Şimdi şuradan biz yine 6'ları bekleriz.
Burada şurada bir altılık depremimiz vardı. Hatta 5-10 dakika 6 civarında. Sürgeye doğru yine bekleyebiliriz. Burada bu depremler gelecek. Artılarımız gelecek. 7-10-8'in tetiklenmiş bağımsız deprem. Bakın burası aslında bir artçı deprem değil. Burası bağımsız bir deprem. Yani kırılan fayın üzerinde, yani yırtılan fayın üzerinde olmadığı için bağımsız bir deprem arkadaşlar. Yırtılan fayın üzerinde yerleşme, yırtılamayan yerin oturması, yerleşmesi sonucu, silkelenip böyle yerleşmesi sonucu olan depremlere biz artçı diyoruz. Bunlara diyemeyiz. Bunlar tetiklenmiş bağımsız deprem arkadaşlar. Tamam mı? Anlatabildim mi varım tekrardan kebap şişiyle? Adana, Adana, Adana. İnanın Malatya'daki altılık depremde bu kadar yorulmadık. Adana bizi çok yordu yine. Hakkınızı helal edin siz de. Bakın burada olabilecek deprem büyüklüğünü söyledik. Şu anda şurası için bir şey yok. Böyle hani 6.5 lira bekleyeceğiz dedik de hani 35 kilometrelik yer yırtılırsa. Ama şu anda öyle bir durumumuzun olmadığını söyleyelim. Biraz daha rahatlatalım. Burada da yine 5-8 lira kadar depremler gelir ve artçısı, bakın bu 5'in artçısı gelir 4'ü gelir. Çünkü 5.5'un artçısı 5 gibi gelmiş. Burada da yine 4-4.5'lar her zaman gelecek. Bir bakmışsınız yarın yine 5 de gelebilir. O yüzden hani çok korkmuyoruz. Tedbirlerden bırakmıyoruz. Hoşçakalın.